İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz efendim bugün. Şehrin nabzında birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Çok güzel bir lezzet turundayız. Artık Edirne tava ciğeri yemek için Edirne'ye gitmenize gerek yok. Baki Bey böyle söylüyor. Bemhan Edirne tava ciğerine konuk olduk. Ve yanımızda buranın kurucu ortaklarından Baki Bey var. Buranın hikayesini kendisinden öğreneceğiz ama önce kendisini tanıyalım. Baki Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Baki Geçitli. 46 yaşındayım. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sektörün içindeyim. Şöyle, gıda üzerine sektörün içindeyim. Bu ciğer işini yaklaşık bir yıl önce kafamıza koyduk. Bu lezzeti İstanbul'a taşımayı istedik. Ve burayı kurduk. Şu anda şükürler olsun yani işletiyoruz. Çok güzel. Üç ortaklı bir şirket olarak burayı açtınız. Buranın bir iddiası var. Edirne'yi İstanbul'a taşıdık dediniz. Meşhur ciğerinizden biraz bahseder misiniz? Meşhur ciğerimiz Edirne'ye has bir ciğer. Bunun lezzetini yiyen çok iyi bilir. Ve asla da vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü bizde öyle oldu. Biz bu lezzeti tattıktan sonra aynı dediğim gibi bunu nasıl yaparız, İstanbul'da Beylikdüzü halkına nasıl ikram ederiz ve bunu biz düşündük, taşındık ortaklarımızla. Böyle bir yarışmaya karar verdik. Şu anda da inşallah yürütüyoruz bu şekilde. Ne güzel. Şimdi izleyicilerimiz bilmiyor tabii ki, ondan bahsedelim. Röportajdan önceki sohbetimizde dediniz ki bizim ciğerimizi bir kez tadan mutlaka geri geliyor. Bu çok önemli bir iddia. Doğrudur. Hemen hemen müşteri portföyümüzün tamamı, gelen müşterilerimiz sürekli haftada, 10 günde, ayda 3 defa sürekli geliyorlar. Bu lezzet başka bir lezzet. Bunu ancak yiyen bilir. Bilmiyorum, size de tattıralım. Siz de yiyin, siz de gelin buraya inşallah. Evet, ciğerinizin yanı sıra, meşhur ciğerinizin yanı sıra aynı zamanda biberiniz de oldukça meşhur. Bu biberin hikayesini anlatır mısınız bize? Yalnızca bir yerde yetişiyor. O hikayeyi dinleyelim sizden. Bu biber Edirne'de sadece Karaağaç'ta yetişiyor. Tunca Nehri'nin kenarında. Oraya has bir biber. Bu biber yazın toplanıyor ve kurutuluyor. Bunu yağda kızartılıp ciğerin yanında sunuyoruz. Bu şekilde. Peki bir de meşhur tatlınız var. Onu da şu an görüyoruz. Meşhur tatlımız Hayrebolu'ya özel bir tatlı. Çok özel bir lezzeti vardır. Bunun üzerine tahin ve fıstık ekleyerek bunu daha da bir lezzetlendiriyoruz. Ve müşterilerimize sunuyoruz. Sadece Hayrebolu'ya özel bir tatlı. Ürünlerimiz tamamen Edirne ve Trakya'dan geliyor. Sosumuz da aynı şekilde öyle. Bu sos da acı özel sosumuzdur. Bu da Edirne'ye mahsustur. Lezzeti mükemmeldir. Bunu tadan müşterilerimizin söylediklerinden anlıyoruz. Peki ana yemeklere dönersek, Edirne tava ciğerinin yanında başka neler servis ediyoruz müşterilerimize? Ayrıca bizim özel şirketimizin köftesi var. Bemhan köfte diye. Bu da çok özel bir köftedir. Bunun tarifini usta bize dahi vermiyor. O kadar lezzetli bir köfte. Bunu da tavsiye ederim müşterilerimize. Gizli bir sırrı var diyebiliriz. Biz de alamıyoruz ustadan, bize de vermiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Son olarak buradan izleyenlerimize eklemek istediğiniz neler varsa onları da alalım. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize bu lezzeti tatmalarını tavsiye ediyorum. Biz tattık, bu sektöre girdik. İnşallah müşterilerimizi de bekliyoruz. Bu lezzeti en güzel şekilde tadıp eşine dostuna tavsiye etmeleri. Teşekkür ederiz tekrardan. Efendim Baki Bey ile beraberdik. Biz şimdi bu lezzetlerden sizler için tadıyor olacağız. Bemhan Edirne tava ciğerinde Beylikdüzü'nde Baki Bey'e konuk olduk. Baki Bey'in de dediği gibi Edirne'ye gitmenize gerek yok. Beylikdüzü'nde siz de bu lezzeti rahatlıkla tatabilirsiniz diyelim. Şehrin nabzına da kaldığımız yerden devam edelim.